Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Sevgili dostlarım bu videomda sizlere uydu alıcılarına kanal güncelleme nasıl yapılır? Şimdi uydu alıcılarında arkadaşlar mantık hemen hemen yüzde doksan aynıdır. Cihazın yazılımı ne kadar farklı olursa olsun uydu anten ayarları uydu ekle uydu düzenle uydu sil şebeke arama ağ arama e, terimler hepsi aynıdır arkadaşlar. Şimdi bizim uydu alıcımız e, şu anda kanallarımız yüklü fakat sinyal yok diyor. Burada en mantıklı olan şey arkadaşlar öncelikle cihazımızı fabrika ayarlarına çevirmek. Şimdi fabrika ayarlarına çevirmeden, döndürmeden arkadaşlar bir anlatım yaparsam işin meselenin ortasından başlamış olurum. Bu da yanlış olur. Şimdi şuradan 4 tane sıfırı giriyoruz. Eğer 4 tane sıfırı kabul etmez arkadaşlar cihazınızın master kodu 33 28'dir bilginiz olsun. Şuradan okeyliyoruz. Cihazımız fabrika ayarlarına döndükten sonra şuradan dil seçimi üzerine geliyoruz. Dilimizi Türkçe yaptıktan sonra cihazımız sıfırlanmış oluyor. Menü tuşu uydu ekle. Yeni uydu 1. LMB tipi kesinlikle ve kesinlikle universal olacak veya standart olacak arkadaşlar. Dizekli modu kesinlikle seçmeniz lazım. Giriş 1, LMB 1, Dizek 1, Dizek A bunların hepsi aynı terime gelir. Menü dedikten sonra okeyleyip ve uydu ayarımızı yaptıktan sonra şuradan uydu düzenleye geliyoruz arkadaşlar. Çok da önemli bir şey değil. Yeni uydu 1 kurduk ya arkadaşlar. Şuradan kumandamızın üzerindeki 1 tuşuna basıyoruz. Şurayı siliyoruz. Buraya adınızı, kızınızın adınızı, adını, oğlunuzun herhangi bir şey yazabilirsiniz arkadaşlar. Ama e, TürkSat yazmak tabii ki en mantıklısı ki yarın öbür gün arama yaptığınız zaman hangi uyduyu aramanız e, belli olsun diye şuradan TürkSat yazıyoruz. Buraya ne yazarsanız yazın önemli değil. Yazdıktan sonra okeyliyoruz menü tuşuyla kaydediyoruz. Şebeke aramanın üzerine geliyoruz. Bakın otomatik arama demiyorum. Uydu arama demiyorum arkadaşlar. Şebeke aramanın üzerine geliyoruz. Şuradan yeni kurduğumuz Türksat uydumuzun üzerine gelip frekansı 12.380 TürkSat 4A'nın şebeke arama frekansıdır arkadaşlar. Otomatik arama hiçbir işe yaramaz. Otomatik arama kör bir aramadır arkadaşlar. Ee, şebeke arama üzerinden yaptığınız zaman diyelim ki bir dakika önce yeni bir kanal TürkSat 4A uydusuna yüklenmişse anında televizyonunuza eklenir. Şuradan polarizasyonu polaritayı vertical yapıyoruz. Yani V harfi yapıyoruz. Bazı uydularda yatay H harfidir arkadaşlar ve vertikaldir yani dikey anlamına gelir. Şuradan şifresiz şifreli tümü diyebilirsiniz. Biz buradan şifresizi aratacağız ve cihazımız güncellemeye başladı. Şimdi arkadaşlar bu cihazımız SD bir tunere sahip. SD tuner nedir arkadaşlar? SD yani SD'nin anlamı standart definition yani standart çözünürlüklük arkadaşlar. Bildiğiniz gibi HD uydu alıcılar, dahili televizyon uydu alıcılar, televizyonlar çıktı. Onlarda da HD yazar arkadaşlar. HD yani high definition yani yüksek çözünürlüklü görüntü sistemi demektir. Cihazımız SD yani standart çözünürlüğe sahip olduğu için HD kanalları bulmayacak. Kanalların çoğu da HD sisteme geçtiği için dolayısıyla uydu alıcımız çok az kanal bulacak. Bilginiz olsun. Yani kanalım neden az dediğiniz zaman kesinlikle bunu aklınıza getirin. Uydu alıcınız eskidir. Kesinlikle HD sisteme geçmeniz lazım. Görmüş olduğunuz gibi kanallarımız tek tek yükleniyor. HD olan yayınları zaten bulmayacak. SD yayın yapmaya devam eden kanalları bulup cihazımız yüklenecek ve ortalama bir 150 taneye yakın kanal bulacak. Normalde TürkSat 4 adı arkadaşlar e, tabi ATV'nin HD'si, SD'si, Star'ın, Kanal D'nin, Show TV'nin, Kanal 7'nin vesaire arkadaşlar. Bunlar HD'li, SD'li olduğu için HD bir cihazda kanal sayısı otomatik olarak 450 ile 500 arası bulacaktır ki sadece HD yayın yapıp da SD yayın yapmayan kanalları da HD özellikle HD türüne bir cihaz bulabileceği için HD cihazlarda kanal sayısı çok olur arkadaşlar bilginiz olsun burada hiçbir şeye karışmıyoruz yüklenmesini bekliyoruz yüklendikten sonra cihazımız ekrana Okey veya Hayır diye bir uyarı çıkacak OK bastığımız zaman kanallarımız kayıt olacak Arkadaşlar ben buradan hemen şuradan aramayı iptal ediyorum bitti Arkadaşlar yani ben bitirdim süreyi uzatmanın bir anlamı yok diyelim ki kanal arama bitti yüzde oldu ve arama bitti okey bastıktan sonra şuradan çıkış yapıyoruz ve kanallarımız görmüş olduğunuz gibi yüklendi ve şuradan hemen bir sinyali keselim arkadaşlar şuradan zaten yayını geldiğini görüyorsunuz Şuradan bir sinyali keselim ki sizlere hemen elimdeymişken kanal sıralamasını da yapalım. Şimdi arkadaşlar. Kumantamızın menü tuşuna bastık. TV kanalı edit TV kanalı yani TV listesini editle yani düzenle arkadaşlar. Okey dedikten sonra bakın orada bir... Sil, 2 taşı, 6 arama, 3 favori, 8 kilitleme. Her kumandanın üzerindeki her rakamlar bir e, olayı teşkil ediyor. Kumandamızın 2 tuşuna basıyoruz. Bizden şifre istiyor. 4 tane sıfırı giriyoruz. Bakın TRT çocuk mavi oldu. Şuradan yukarı doğru getirip 2'ye basıyorum. Bırakıyorum arkadaşlar. TRT 1'in üzerine gelip 2'ye basıyorum. Hareket edip bırakıyorum tekrardan 2 ile. TRT haberin üzerine geliyorum. 2'ye basıyorum yukarı aşağı hareket ediyorum. 2'ye basıyorum ve oraya bırakıyorum. En son menü tuşuna basıyorum. Diyelim ki sizler 15-20-30 tane kanalı sıraladıktan sonra tabi OK tuşuna bastıktan sonra kanal sıralamamız da yapılmış oluyor. Bu kadar arkadaşlar. Umarım anlatabildim. Umarım işinize yarar. Kanalımıza abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı, videomuzu tabii ki beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.